Macron'un durup durup yaptığı açıklamalar vardı. İşte asker de gönderelim. Daha önce zaten miğfer göndererek başladık. Ne oldu? Almanya'ya tabii ki imalı bir gönderme. İşte sonunda tankları da gönderdik, uçak da gönderdik, hava savunma sistemleri de gönderdik. Ama bunları geç gönderdik. İşte durum ortada. Putin'in kazanmasına asla izin veremeyiz. O yüzden ne yapalım? O yüzden asker gönderelim. Ne yapalım? Silahların vurmasına izin verelim. Stoltenberg de bu koroya katıldı ve peş peşe açıklamalar geldi. İlginç bir biçimde buna karşı çıkan Almanya'yı, hararetle karşı çıkan Almanya'yı bir Langırt maçında Fransa Cumhurbaşkanı Almanya'ya gitti. Almanya Cumhurbaşkanı ile Langırt oynadı. Böyle enteresan bir fotoğraf verildi ve arkasından da evet, bizim verdiğimiz NATO silahlarını, yani bizim ülkelerin verdiği silahları kullanabilirsin Rusya'ya dedi. Ve bugüne kadar hararetle karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri de evet kullanabilir dedi. Bundan sonra önemli bir dönüm noktası var. Rus basınına göre HIMARS füzeleri Belgrad'ı vurdu. Bakalım. Rusya-Ukrayna sınırındaki Rus bölgesi Belgrad'dan dumanlar yükseldi. Rus kaynaklara göre saldırıyı düzenleyen Ukrayna ordusu ABD yapımı HIMARS'ları kullandı. Saldırıya ait olduğu ileri sürülen video sosyal medyada yayıldı. Rus haber siteleri ve kaynaklar saldırının ABD yapımı HIMARS füzeleriyle düzenlendiğini yazdı. Füzeler S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini imha etti. İddia Ukrayna tarafından teyit edilmedi. Eğer doğrulanırsa bu Ukrayna'nın Rus topraklarına batıdan aldığı silahlarla yaptığı ilk saldırı olarak kayda geçecek. Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına geçen hafta yeşil ışık yakıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin talebine olumlu yanıt verdi. ABD yapımı silahların Kharkov cephesinde Rus topraklarına vurmak için kullanılmasına izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a HIMARS sistemlerini Kharkov bölgesinde komşu Rusya topraklarında kullanma izni verdiği için teşekkür ediyorum. Moskova gelişmelere tepkili Dışişleri Bakan Yardımcısı Washington'ı tehditvari dille uyardı. ABD uyarılarımızı dikkate almaz ve silahlarının Rusya'nın içindeki noktaları vurmasına izin verirse ölümcül sonuçlarla karşılaşır ifadelerini kullandı. Şimdi ne dedi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den sonra? Biz izin vermeliyiz, yani böyle bir şey olamaz, Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. Ve eğer bizim verdiğimiz silahları kullanmazsa ne yapacak o zaman? Gitsin, Rusya kendi topraklarından atsın vursun, kazanamaz ki böyle, kullansın dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de nihayetinde bu konuda çok net bir yeşil ışık aldı. Şimdi ne oluyor Eray Hocam? Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin, ha bu çok ciddi çatışma demek. Çatışma mı istiyorsunuz? Peki o zaman dedi. Tamam o zaman dedi. Ne oluyor? Biz size soralım. Ben müsaadenizle lütfen harita üzerinden arz etmeye lütfen çalışayım. Şimdi bütün mesele aslında bu 61 milyar dolar verdiler ya. Evet. Şimdi bu 61 milyar, kendileri de ifade etti. Önce onu da söyleyeyim, yani benim sözüm değil ki, ben de aynı daha önce ifade etmiştim. Bu 61 milyar doları vermekle bu iş çözülmüyor. Yani 61 milyar doları bir kere vermekte geç kaldılar. Çok uzun süre Ukrayna ordusunu tahkim edemediler. Ukrayna ordusu zayıf düştü. Hatta hatırlarsanız eski programlarda şunu dedik. Yani Ukrayna ordusu öyle bir pozisyonda ki artık savunma kabiliyetini kaybetmek üzere. Bunu fırsat bilen Ruslar şu Dnieper'in evet doğusunda, yani şey, Ukrayna ordusu savunmasını Dnieper'in doğusunda tesis etmiş vaziyette. 6 tane burada kuzey-güney istikametinde yaklaşık biner kilometre uzunluğu olduğu söyleniyor. Savunma hatları. Bunun birinci hattını yardı Ruslar. Kharkov'u ele geçirmek üzereler. Yani yine Donbas bölgesinden önemli yerleri yavaş yavaş ele geçirmeye başladılar. Yani Ukrayna ordusu Rusların taarruz kabiliyetini kıramadığı gibi Rusların ilerleyişinde engelleyemez bir pozisyondayken 61 milyar dolar verdiler. Tamam da bu 61 milyar dolar önce yetmeyeceğini silaha, anladın, o yüzden vur Rusya'yı. Silaha, bakın, silaha tahvil edilmesi lazım. Bu silahların buraya gönderilmesi lazım. Bu gönderilen silahların personelle buluşması lazım.
konuşlandırılması lazım. Hatta yeni mesela 300 kilometre menzili silah füze verdiği ifade ediliyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Ya eğer öyleyse bunlar için eğitim olması, ya bunu için en az 3-4 aylık, en az bakın belki daha bile uzun bir süre lazım. Şimdi dolayısıyla Ruslar İsviçre'de de bu arada barış tırnak içinde konferansı verdi. Evet. Ne oluyor? Yani dolayısıyla şu oluyor. Aslında hepsi birbiri, yani siyasi ve askeri gelişmeler birbirlerini bütünler, tamamlar şekilde. Dolayısıyla şimdi baktılar ki zaman gerekiyor. Artık ne verirseniz verin Rusların bu yani 4 ay sonra Rusların nerede olacağının garantisi var mı? İkinci cepheyi büyük bir ihtimal yaracaklar. Hani öyle bir pozisyonda Harkov'u ele geçirecekler. Yani cephe şu haldeyken muhtemelen şu hale falan dönecek. Bakın yani bir sonra, yani çünkü birinci taarruz savunma mevzisi buradan geçiyor. Muhtemelen şöyle, Harkov'da dahil şöyle bir şey. Harkov dediğiniz Kiev siyasi başkent, Harkov sanayi başkenti. 4 ayda ilk başkent hatta. 4 ayda Rusların ilerlemesini durdurulamayacak artık, anlaşıldı. Hani 4 ay sonra belki, yani yaz Ekim başına falan geliyor bu da. Ozan, bunu durdurabilmenin bir tek yolu var. Ne? Rusya'yı ana karası içerisinde vurmak. Durdurur mu peki bu? Şimdi şöyle, eğer tutar da, şimdi Stoltenberg orada hedef tarif etmiş. Yani Belgrad'daki gidin petrol tesisini vurun falan demiyor bakın. İsterseniz bir daha tabii, dinletelim. Tabii, stratejik askeri hedefleri bunu. Yani bu nedir? Hatta şimdi, Macron da bunu söylüyor. Scholz da bunu söylüyor. Evet, işte bütün mesele bu. Bu nedir? Evet, bu durdurabilir. Eğer vururlarsa Rusları durdurur. Neden? Çünkü şimdi burada Rusların 6 tane ordusu var, Kırım dahil. Bu orduları takviye etme, şimdi bu ordu duruyor da, bu ordu kendi başına her gün tüketiyor, her gün asker ikmal ediyor, her gün mühimmat. Bunlar nereden ikmal ediyor? Eriye hocam, 17,5 milyon kilometre kare bir alandan söz ediyoruz. Adamların da, yani pek çatışma mı istiyorsun? Tamam o zaman dediğine göre nükleer çatışma riski artıyor diyor. İyice delirtmez mi bu? Şimdi, yani iyice tırmanmaz. Ruslar yani, ne yapabilir? Ben eğer, çünkü ne dedi? Nükleer silah kullanmamın benim bir angajman kuralım var. Bu işin bir anayasası var. Nasıl ben kullanırım? Benim varoluşsal bir tehdit görüyorsam, ben bunu, varoluşsal tehdit nedir? Beni topraklarında vurman. Vurdun. Şimdi bu nükleer cevabı getirmez mi? Getirecek. İşte onu anlatacağım. Rusya'yı durdurmak yerine nükleer çatışma başlatmaz mı? Yani şimdi şöyle. Bunu ben söyleyeyim ama bu biraz belirsiz. Yani burada bu 6 orduyu takviye etmek için Sibirya'dan 2 tane ordu getirdi. Ordu diyorum bakın. Yani 2 tane. Bu 2 ordu daha derinliklerde ama füze menzili içerisinde muhtemelen şey Moskova'dan bir dikme inerseniz şu hatta olacak. Yaklaşık 1000 yani 0'la 1000 kilometre arasındaki bir derinlikte bu ordular toplanma bölgesinde bekliyor. Siz şimdi burayı ikmal eden askeri o stratejik ihtiyatları vurursanız evet, Rusya burada güç kaybına uğrar ve ilerlemesi durabilir. Durabilir. Ve böylece Rusların Dinyeper nehrine ulaşmalarını engelleyebilirler. Başka da çare yok bakın. Şimdi şu tercih. Taktik nükleer silah kullanıyor. Şimdi Ruslar aslında deminki söylediğinizi de değiştirdiler Sayın Nur Hanım. Dediler ki benim varoluşsal tehdidi artık ben bir kenara bırakıyorum. Karadeniz'deki donanmamı vurursanız ya da benim ana kara içerisindeki askeri birliklerimi vurursanız 7-8 tane madde saydılar. Kırım. Dediler ki biz taktik nükleer silah kullanırız. Ama dikkat edin, balistik nükleer silah değil. Evet. Taktik nükleer silah ne? Ya ben bu kadar Harkov'la uğraşacağım ama bir tane taktik nükleer silah atarım. Sallarım yaklaşık 40-50 kilometre yarı çapında, yani 100 kilometrelik yaklaşık çapa denk geliyor. Bir şehri yok ederim. Sen de bana diyor ki zaten beni vuruyorsun. O zaman ben de bunu kullanırım. Artık yani şöyle bir, bunu söylemek istemiyorum ama üzülerek söylemem gerekiyor. Yani her an dünya bir taktik nükleer silah çağına girebilir ha. Yani öyle bir pozisyondayız. Eğer buradaki sıkışmayı barışçıl bir şekilde bir anlaşarak çözemezlerse Ruslar da taktik nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Eğer Ruslar Dinyeper'e ulaşırlarsa Dinyeper'le Polonya arasında Rusları durdurabilecek bir mevzi hattı vesairesi yok.